Ben de daha eve hiç gitmeyecektim ya. Belki bizim muhasebeciyi yakalarım da dedim. Avansım. Avans kopar verelim birkaç kuruş. Ya bir de bu pinti moruk. Şimdi. Kıyamete kadar beklesen zırhlı kalamazsın adamda. Vermez. Ne işte? Vermez. İstediği kadar yalvar, yakar, acından gebersen bile vız gelir karşıya. Bakma orada kıyıda köşede iki büklüm bir şeyler yazar. Memurlar görürsün, üst baş dökülür, artık pislik içinde. Suratlarına bakınca insanın tüküresi gelir. Ama git bir daha adamın yazlık diye tuttuğu köşkü gör. Çünkü çoktan ayrılmıştım daha önce. Ben şimdi gibi alalım. Ben kumaşı da adi kaba. Eski püskü pis bir şey işte. Çünkü gayet iyi tanıyorum köpeği bunun adı. Beçi bunun bu, dişi bu. Ha, değil mi? Hadi gel buraya, gel. Aman da aman. Senin adın Beçi. Günaydın Beçi. Ne çıktı bu ses? Ne oluyor ya? Bu ben sarı sarmış falan olmayayım. Yapacak. Ay ben de söylememe bir de var. Gördüm bu sefer gözlerimle gördüm. Beci'nin konuştuğunu. Ben hastaydım. Evde yatıyordum. Akşamüstü paltomu sıkıca sarınarak seansın evinin önüne gittim. Uzaktan kapıyı gözledim. Belki bir yere giderlerdi. Arabaya binerken onu bir kez daha belki görebilirim. Belki diye bekledim, bekledim. Göremedim. Bir düşün bakalım, sen kim olursun, sen kimsin, nesin? Sen bir hiçsin. Şokana. Sıfırsın, sıfır! Cebinde metalik yok. Bana gösterdiği özel yakınlığı görüyor. Elbet kuduruyor. Kuduruyor mu? Vız geliyor. Allah Allah. Ha, şuna bak. Bölüm şefi, bölüm şefi. Ne bölüm şefi? Kim oluyor bölüm şefi? Gustav, koyun elinizi şuraya. Bakın nasıl çarpıyor kalbim. Manasız bir endişe yüzünden. Ay şuramda bir sıkıntı var. Sıkışık şuram. Rahatsız mısınız madam? Diyor. Sizce nerede mi var bunun? Sizin için başkaları ha yaşamış, ha ölmüş. Hepsi bir... Aa, öyle söylemeyin ama madam. Görünüş aldanmalı. Görünüş aldatıcıdır. Ya öyle mi? Demek ki siz bir mukalemonsunuz. Hadi. Başroldeki hanım. Sanatçı. Çok güzel sesi var. Çok güzel sesi vardı. Onu anımsadım. Hep onu düşündüm. Hep. Alçak rezil. Aman peki peki. Sustuk işte. Ne görkem eşyalarım var. Ne aynalar. Porselenler. Ondan sonra onun oturduğu bölümü. Ne güzellik gördüm. Cennet. Cennet orada işte. Cennet orası işte. Çok güzel ne var? Eve gelin vermez. Hemen mektupları okumak istiyordum ama. Mağra. Yerleri silmekle meşguldu. Ay bu Finlandiyalı kadınların durup dururken temizliğe kalkışmaları yok mu yani? Nereye gider adamı? Bütün bu aptal saçmalıkları, bu aşağılık sözleri gelmiş bana. Hadi be. Hadi Allah'ını seversen. Ben bu sayfaya atlıyorum. Bitti. Yaltaklanmalarını görüp de, ulan siz adam mısınız be? Sizin suratınıza bile tükürmem ben diyebilmek için isterdim. Bir Donya'yı tahta geçirmek isteyenler varmış olmaz. Olmaz. Tahta bir kadın çıkamaz. Kurnaz ve hain. Hain. Evet. Her namza göre şerbet veren, sağa sola eğilip bükülüp
saray kapılarını aşındıran beyler. Bu biz yurt severiz, biz bilmem neyiz diye. Ah, ah beyler bunlar bana beni. Bilmiyorlar beni, görmüyorlar beni. İşkence, işkence. Verecek hiçbir şeyim yok ki, ben ne verebilirim? Verecek hiçbir şeyim yok. Benim hiçbir şeyim yok artık. Artık başım dönüyor, yanıyor başım. Aa, kurtarın beni. Orada gökyüzü tütüyor gözümün önünde. Uzaklarda küçük bir yıldız parlıyor. Ay, kapkaranlık ağaçlarıyla bir orman kayıp gidiyor yanı başımdan. Yıllar içindeki başına bir damlacık gözyaşı akıp. Bak neler yapıyorlar ona. Kucağına al onu. Sıkı sıkı bastır gözüne. Sıkı sıkı göğsüne bastır. Hasta olur acı. Biliyor musunuz? Cezayir paşasının burnunun hemen altında kocaman bir et beni varmış.